input 0.0 girişimize bastığımız süreyle orantılı olarak Q0.0'ımızdan çıkış alıyor. Eğer input 0.0 girişimize biz bastığımızda elimizi 3 saniyeden önce çekersek bizim Q0.0 çıkışımız basıldığı andan itibaren 10 dakika çalışacak ve 10 dakika sonra da söyleyecek veya çıkış kesilecek. 1-2 saniye aralığında 20 dakika, 2-3 saniye aralığında 30 dakika, 3 saniyeden daha uzun süreli basışlarda ise çıkışım benim 40 dakika çalışacak, ondan sonra ne olacak? Duracak. Tamam. Şimdi ilk önce sistemle kalıcı bir merkez kullanacağım ve direkt olarak çıkışı çalıştıracağım. Yani ben input 0.0'a bastığımda merkez 0.0'ı setleyeyim. Tamam. Bu merkez 0.0 ne yapsın? Merkez 0.0, birazdan kullanacağım için altlarını boşaltıyorum. Merkez 0.0 gelsin, Q0.0 çıkışımı çalıştırsın. Bakın şu anda çalışmadı, herhangi bir zaman değeri düşünmüyorum. Öyle değil mi? Direkt çalıştırdı. Şimdi aynı zamanda input 0.0'ın basma süreleri bana lazım mı? Basma süreleri bana lazım. O zaman ben bundan çeşitli zaman ürünlerinde çalıştırabilirim. Az önce söylediğiniz zaman gibi karşılaştırma kontaklarında ne yapabilirim? Çalıştırabilirim. Bir tane teorisini kullanalım. Tamam mı? Teorisinin karşılaştırma kontakları ve sürelerine bakalım. Anlaşıldı. Şimdi ne lazım bana? T37 küçük integer kaç saniyeden küçük olacak? 10 olacak. T37 küçük integer 20, T37 küçük integer 30, tamam mı? Şimdi bu şartlara bir bakalım. Bu şartlarda çıkışımı 10, 20, 30 veya 40 dakika çalıştıracağım. Tamam. Elini bir başka zaman ölen bu normalde setlendiği zaman burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapadığı zaman çıkışımı 0.0 çalıştırdı mı? Evet. Çalıştırdı. Benim bunu durdurabilmem için örneğin buna da ne diyelim? T40 diyelim. T40 gibi bir zaman ölçüsünü kontağına ekledim. Tamam. Ne olacak? O süre zarfında T40 oraya atacak. İyi de bu T40 10 dakikalık mı, 20 dakikalık mı, 30 dakikalık mı, 40 dakikalık mı olacak? Tamam. Şimdi buraya T40'ı da devreye alalım. Ama T40 devamlı devreden kalacak. Yani elimi çektiğim zaman da çalışmasını sürdürecek, öyle değil mi? Asıl zamanı belirleyen veya çalışma süresini belirleyen o. O zaman bunu ben niye de çalıştıracağım? Merkez 0.0'a çalıştıracağız. Tamam. Şimdi bu zaman bölgesinin değeri 10 olabilecek, 20 olabilecek, 30 olabilecek, 40 olabilecek. Öyle değil mi? Yani şuradaki zaman bölgesinin değerine ben x diyorum. O değerle oynayacağım çünkü ben. Anlaşıldı mı? Şimdi bu neydi? Karşılaştırma kontaklarında T37 küçük integer 10 mu dedik buraya? Evet. Bunu tekrar hatırlayacak olursak şu kontak. Bunlar nasıl dönüyordu? Oraya. Buraya. Yani T37 10'dan küçük olduğu durumlarda. Tamam mı? T37 eğer 10'dan küçükse, tamam mı? Buranın değeri ne olacak? 10 dakika. Şeye çevir. Kaç sıfır atıyordu? 2-0. 2-0. 2-0 mı atıyordu? 2-0 hangisini atıyordu? 1 saat 10 saat hangisini atıyordu?
Saniyede. Saniyede. Dakikayı saniye çevireceğiz, saniyede de eşittir. Hadi bakayım. Heh. Yok hocam, şimdi 10 dakikayı ilk saniye çevirip saniye... Bir saniye, 6 bin hocam. Bir saniye, 1, 2, 3 milisaniye. Tamam mı? Kaos zincirin veya 38, 39, 40'ın çarpanı kaç? 100. 100 mü? Evet. Yani, 1 saniye benim çarpanımda 10 mu? Tamam. 10 dakika kaç saniye? 1 dakika 1 dakika 10 dakika 60 saniye. 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. 10 dakika 600 saniye. Benim çarpım kaçtı? 10'du. Yani 1 saniye yerine neyi koyacak? Kaç oldu? 6-5. 20 dakika? 12-12. 18. 30 dakika? 18-15. 12 dakika? Ne hocam? 6-3. 18-15. Az gördüm. Tamam mı? Bundan sayılar bunlar değil. Bundan saniye karşılıkları. Ben sizden dakika istedim. Şimdi buraya bu blokları koyacağım. Word atama yapacak bunlar. Bu niye atacak? Bunların atacağı değerler ne? Onların atacağı değerler benim buradaki T40 zaman öğelerinin zamanı. Zaman öğelerini, sayı değerlerini neyle tutuyorlardı? Word alanda tutmuyorlar mıydı? Örneğin bu da Merkel Word 10 değil. Bu ne demek? K40'ı ulaşacağı sayısal değer Merkel Word 10 alanında kayıtlı. Tamam mı? Şuraya Merkel Word 10 alanı. K40'ı zaman değeri Merkel Word 10 alanında kayıtlı. Ben şimdi onu bir hafıza alanına atayarak yazılım sırasında değişiklik yapabilir miyim? Eğer buraya 3, 5, 7, 10 yazsaydınız bunu değiştiremezsiniz. Tamam mı? Yani yazılım başında buraya 10, 20, 30 yazdıysanız veya yazarsanız siz bunu değiştiremezsiniz. Ama ben bunu bir hafıza alanına atarsam, hafıza alanına atıldığım zaman bu değeri program içerisinde istediğim şekilde değiştirebilirim. Şimdi, süre eğer 1 saniyenin altındaysa, 1 saniyenin altındaysa, hani neyi atacağım ben oraya? 6000'i mi? 6, 1, 2, 3'ü nereye atacağım? Merkel, Word 10'a atacağım. Eğer süre 1 saniyenin altındaysa zaman öresinin değeri ne oldu? Zaman öresinin değeri 6000. Niye? Zaman öresinin değeri Merkel Word 10'a bağlı. Merkel Word 10'a da ben mod 4 bloğuyla müdahale ettim mi? Evet. Ettim. Müdahale ettiğim zaman bu 6000 sayısını buraya atalım, bu sayı da buraya geçti. Diğer şartım neydi? Veya diğer zamanım neydi? Yine yazalım. Mol work. Başka? Mol work. Ne var? 12.000, 18.000, 24.000 mi var? Tamam mı? Bunları yine neye yapıyoruz? Merkel, Word, 10. Merkel, Word, 10. Merkel, Word, 10'a atılır. Şimdi yazılım veya program içerisinde ben zaman öresinin değerlerini, zaman öresinin değerini müdahale ettim. Tamam mı? Eğer ben bu bloğu aktif getirirsem, aktif hale geçirirsem, zaman öresinin değeri 10 dakika veya diğerlerini işlerini geçirirsem 40 dakikaya kadar gidecek. Şimdi Ne zaman bunları aktif hale geçireceğim? Asıl şimdi bağlantı yapmamız gereken sıkıntılı nokta bu. Tamam mı? Şimdi T37
T30 ile. Ha bir de şunu hatırlatayım. Mor bloklarında atama neydi? Bir kez atama yapılması yeterliydi o hafızalarında, öyle değil mi? Yani bir zaman öresi gibi devamlı önündeki kontağın kapalı olmasına gerek yoktu. Bir çevrim dahi o hafızalarında bir sayısal değer atanıyorsa o hafızalarında kalıyordu. Şimdi şunu şuraya bir bağlayalım bakalım ne olacak? T30'ünü başladı saymaya, bir saniyenin altında. Sıfırdan başladı mı? Bak sıfırdan T30'ü, yani şu parmağımı bastığım butona bağlı olan zaman öresi. Parmağımı bastığım zaman ilk başta nedir diye sıfırdır. Öyle değil mi? Sıfır olduğu için otomatik var. 60 dakika şey, 10 dakika atadı mı? Atadı mı? Atadı. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyor. Nereye geldi? 10'a kadar geldi. Tamam. Atama sürüyor. Değerim ne benim? 10 dakika. Tamam. Teorisyeliğe bakalım. 20'yi koydum. Bak şimdi olacak mı olmayacak mı? Ne zaman benim şey atamam lazım? 20 dakika atamam lazım. Bakıyorum buraya. 1 ile 2. dakika arasında. Bu oldu mu? Olmadı. 30 yıl. İki, hayır. Bu niye olmadı? Bu niye olmadı? Bu şu nedenden dolayı olmadı. He? 10-20 arasında olacak diye. He, şimdi bak. 20'den büyüğü bekliyor, öyle değil mi? 20'den büyüğü beklemeyecek. Neyi bekleyecek? 10'dan büyüğü bekleyecek. O zaman ne oldu? Teorsuz 7. Büyük 10. Anlaşıldı mı? 20'den küçüğü yazarsak olmaz. 20'yi beklemek zorunda. Ama ben 1 girdiği anda zaman atamasını ekliyorum. T37 10'dan büyük olduğu anda, T37 değeri 10'dan büyük olduğu anda atamış olduğu yeni değer 20 dakika. Anlaşıldı mı? Ve hocam yukarıda şey atıyor, 10 dakika atıyor, sorun değil. Atamış olduğum yeni değer ve kalacak olan değer hangisi? Oraya bir değer atadım, üstüne daha sonra getirdim, başka bir değer atadım. İkinci atamış olduğum değer orada kalıcıdır. Tamam mı? Yeni atamış olduğum değer T30'ü 10'un üstüne çıktığı anda yeni atamış olan değer artık 20 dakika. Şurada. Daha sonra T37'nin 2 dakikadan büyük olduğu şeyi düzeltiyorum. 2 saniyeden büyük olduğu an, yani T37 büyük 20 olduğu zaman atanması gereken değer 30 dakika. Yani şu. Anlaşıldı mı? Yani ikinci saniyeye geçer geçmez hocam daha yukarıda 12.000'i tamam 12.000'i atamış olabilirsin. Yeni diyelim artık kaç? 18.000. Zaten ne oluyor? Dikkat edin, zaman büyüyor. Zamanın büyümesini istiyorum zaten ben. Yani 0 saniye, 1. saniyeye kadar burada atama yaptım. Tamam mı? 1. saniyeden sonra yeni değer atadım. 2. saniyeden sonra başka bir değer atadım, yeni bir değer atadım ve büyük bir değer atadım. Zaten değerinde ne yapmasını istiyorum ben? Büyümesini istiyorum. O zaman şimdi 30'dan büyük mü? 30'dan büyük bir değerden başlıyorum. Ondan sonra bak ne var? 3 saniyeden büyük. T37 büyük integer 30. Bunları neyi hatırlıyorum ben? 24. Yani 40 dakika hatırlıyorum. Tamam. Bu basma zamanını tuttuğum şey, adını siz getirin, zaman öğlen. Bu şu zaman öğlen, çıkışları atadığım zaman öğlen. Input 0.0'a bastım, çalıştırdım. İlk bastığımda Merkel'le bir kere kalıcı olarak zaman öğlenimi devreye almak zorundayım. Niye? Çünkü bu zaman öğlesi. Çünkü bu zaman öresi bana lazım. Yani input'tan elimi çeksem dahi şu süreleri bitirene kadar en azından lazım. Tamam. Zamana bakıyorum. Zamanın bir saniye olan, bir saniyeden daha büyük veya iki saniyeden daha büyük ve üç saniyeden daha büyük olan değerleri de tuttum. Merkel 4-10 hafızalarından nasıl bir sayısal değer atadım.
Bu sayısal değerinden program içerisinde ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum. İlk başta 6.000, 12.000, 18.000 ve 24.000'i ben program sırasında bunu atlama yaptım. Tamam. Aslında onu değiştirerekten neyi değiştirdi? T40 zaman bölümü değiştirdi. T40 zaman bölümü neyi değiştirdi? Sayma değerini değiştirdi. Tamam. Şimdi bu ne yapacak? Bana çıkış mı verecek? Ben şöyle diyelim. Onu yazmadım gidelim. Kim devreye giriyor benim? Q0.0'ın devreye girecek. Öyle değil mi? Çıkış istemiyor muydum? Bunu kim devreden çıkartacak? T40 devreden çıkartacak. Ama şöyle bir durum var. PLC run yaptığınız andan itibaren bu devreye girer mi? Girer, kapalı kontak. Ha, input'la devreye giren neydi? Merkez 0.0. Öyle değil mi? Merkez 0.0 devreye girdi. Sorum şu. Merkel'le benim işim bitti mi? Öyle değil mi? Yani Merkel T40'ı devreye sokmak için kullandığım bir zaman versin. Devreye kalmasını sağladım. Bir yardımcı röleyi düzeltiyorum. Merkel 0.0 işim bitti. Şimdi ben işim biten elemanı devreden çıkartmam lazım mı? Lazım. Nasıl çıkartacağım onu devreden? Bunu setleyecek. Alttan paralel resim. Merkel 0.0'la da resetlenecek. Resetlendi ya da resetlendi. Devreden çıktı. Tamam. Peki, Q0.0 çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Bir sonraki çalışmada Q0.0 devrede olacak mı? Hayır. Yani bu işi bir kere yaptım. Hiç. Bir yaptım, bu setlendi. Evet. Bundan sonra input'tan bağımsız hale geldi. Bir kere setlendi bu hale. Yani bunu ikinci kullanıma nasıl hazır hale getirdi? Reset. He? Resetle. Resetle. Bakayım nereye resetleyeceksin burada? İki olasılığınız var. Q0.0 resetle, örneğin alakasız bir input 0.4'te böyle bir şey istenebilir. Tamam mı? Veya butona bir sonraki basışımda neydi bastığı buton? Input 0.0 burada tek kontağı kullanmanız lazım. Resetletebilirim. Bakın şimdi. Input 0.0'a ikinci bastığımda şöyle bastım ya, ikinci bastığımda Q resetlendi mi? Q resetlendi ama ha dur ya, nereye götürdüm ben soruyu? Süre sonunda zaten ben bunun durmasını istiyordum, öyle değil mi? Evet. Süre sonunda lambanın sönmesini istiyordum. Fazladan atladım oraya. Tamam, süre sonunda lambayı nasıl söndürebilirim? T40 bunu devreden çıkarttı, bunu setledi, yemedi. Olmadı, bak burada olmadı. Soruyu unuttum ya. Yani merkez 0.0 ben burada ne yapamadım? Yaramadı. Ne oldu? Merkez 0.0 bunu setledi. Bu buraya açtı. Bu olmadı. Başka bir şey düşünelim. Çünkü ben buraya dönelik gibi merkez 0.0'ı resetletip bunu setletirse bu bir kere devreye girer. T40 burada kontağını açsa da devreden çıkmaz. Bu setliyor o zaman. Buraya merkez resetle renklersen merkez buraya çeker. O da olmadı. Merkezi nasıl resetletebilirim? Hadi bakayım. Çünkü T4 süre sonunda buraya açtı mı? Tamam. Açtı. T4 süre sonunda buraya açtığında artık kendisinin de zamanının sıfıra gelmesi lazım. İşi bitmiştir. Kendisinin zamanının sıfıra gelebilmesi için Merkür'ün oradan açması, Merkür'ün oradaki kontağını açması lazım. T40'ın açığı da bir tane reset kontağı açıyor. Olur mu?
K-Kürk süreci sonunda Q00 devreden çıkarttı. Q00 devreden çıkarttı. Merkezi de resetledi, kendisini de sıfıra çekti. Yani bu oluyor. Şimdi benim fazladan gittiğim yer var. Oraya tekrar dönüyor. Bir diğer soru. Hani 40 dakika çalışıyor ya. Tamam mı? 40 dakika çalışmasını istemiyorum. İkinci kez input'a bastım bir daha. Yani örneğin çıkış çalışıyor. Tamam mı? Çıkış çalışırken bir daha input'a ben tekrar bastım. Artık o 40 dakikanın veya 30 dakikanın değil de yeni basmış olduğum zamanın geçerli olmasını istiyorum. Anladın mı herkes burayı? Şimdi demin fazladan gittiğim yeri yapalım. Bunu ne yaparım? Şimdi şu anda Q00 çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Tamam mı? Benim input'a bastığımda tekrar sisteme başa dönmesini istiyorum. İstiyorum. Ne yapmam lazım sistemi başa döndürebilmem için? Merkezi sıfırlatmak. T4'ün zamanı sıfıra çekmem lazım. Öyle değil mi? Yeni değer atayabilmem için. Nasıl çekeriz T4'ün zamanı sıfıra? Çünkü içinde bir sayısal değer var, çalışma yapıyor. Merkeğe resetlersek olmaz mı? Şimdi bakalım. Input çalışırken input'a ben bir daha bastım. Bakın şimdi input'a ben bir daha bastım. Hafızalardaki sayısal değer kaç? Hafızalardaki sayısal değer kaç? Örneğin 40 dakika. Tamam mı? Input'a bastım. Input'a bastığım anda sayısal değer önce kaç atandı? 6. Tamam mı? Ama daha elimi çekmedim. Elimi ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. Atanan T40'a yeni atanan değer ne? 6. O ara 6'nın üzerindeysek çıkışı kesecektir. Bakın şimdi şuraya çok ince bir yer var, onu anlayın. Şimdi sistem çalışıyor. Kaçta çalışıyor? 24 bin atadı, yani 40 dakika yatadı. Sistem çalışırken ben butona bir kez daha bastım. Tamam mı? Ve diyorum ki yeni değerleri geçerli olmasını istiyorum. Bastığım anda önce T30'ya devreye tekrar girdi mi? Girdi. T30'ya tekrar devreye girdi. Tekrar devreye girdiğinde önce 6'yı, daha sonra 12.000'i, 18.000'i, 4.000'i atacak mı? Evet. O ara benim zaman ölen örneğin 18.000 üstünde. Şu arada bir yerde. Ama yeni atadığı değer ne? 6.000. 6.000 değerini atadığı için T40'ın yeni değeri, sayma değeri 6.000 oldu mu? Evet. Oldu. Baktı kendisine. Kendisi 18.000'lerde. Tatlıya vuracak kontağını açar. Ama daha ben elimi şeyden kaldırmadım. İnputtan kaldırmadım ve bilmiyorum ne kadar basacağım ben. Anlaşıldı mı? Yani ikinci kez inputta basar basmaz 6.000 üstündeki her değerde açacak. Bir başka şey daha var. Bakalım o hata burada olacak mı? Input'tan elimi çektiğimde, 0-0'dan elimi çektiğimde zaman ne oldu? 0 oldu mu? Bu şart ne? 37. Şu mu? Evet. Tamam. En son ben kaç atadım? Örneğin 24.000 atadım mı? Evet. Elimi çektim mi? Elimi çektiğim andan itibaren input 00'da şu şart tekrar gerçekleşiyor mu? Evet. Gördün mü herkes orayı? Evet. Şimdi input'a ben kaç değerini atadım? 18.000 değerini atadım veya 24.000 değerini atadım. Elimi çektim butondan. Elimi çektiğim zaman şu satırın şartı ne? Ondan küçük olma değeri. Peki bu zaman bir T30'un değeri elimi çektiğim anda sıfıra düştü mü? Düştü. Sıfıra düştü. Sıfıra düşer düşmez. Sıfıra düşer düşmez. Bu şartı sağladın mı bana? Sağladım. İstersen 24.000 atayım tekrar dönecek 6.000 atacak değeri. Evet. Anlaşıldı mı? Bunun önüne geçmemiz lazım. Evet.
Yani basılı tutulduğu sürece durduruyor, çekiyorsun bu sıfırı. Çektiğimizde tekrar 6 mm oluyor. Tabii çektiğinde bu şart, bak çektiğinde zaman ki o suyunu sıfıra çekti mi zamanında? Zamanı sıfıra çekti, zamanı sıfıra çekince diyor o suyunu. Ondan küçük şartını sağladı mı? Sağladı. Ondan küçük şartını sağladığı için en son ne olursa olsun yeni atama bu mu? O bir sıkıntı. Bunu nasıl engelleriz? O zaman atama sadece sonra bastığım sürece olsun. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi gelelim sıkıntımıza. İkinci kez basmalı ne olacak? Hakikaten sıkıntılı bir yer. İkinci kez bastığında basar basmaz 6000 şartını otomatikman sağlıyoruz ve diğer 6000 üstünde ise tak ve kontakları açıyor. Bunu nasıl toparlarsın? Herkes sıkıntıyı anladı mı buradaki? Şimdi sistem çalışıyor. Ben vazgeçtim. Süreyi 40 dakika istemiyorum kardeşim. Bir daha basacağım. Bir daha seçeceğim konuyu. Süre. Az önce benim yapmaya başlayıp daha sonra toparladığım, geri döndüğüm bir şey. Ama ne oluyor? Bastığım anda bura kapandı. EOS'uydu. 10 küçük şartını sağladı. Sayı o ara 6000'in üstünde. 6000'in üstünde ama yeni atanan diğer buraya kaç? 6000. 6000'in üstünde olduğu değer 6000 ve sayma değeri 6000'in üstünde olduğu için burada kontağını takviye açar. Anlaşıldı mı? Ve onu nasıl engelleriz? Açılan kontaklı mı? Evet. O zaman diyorum ki, butona basarken bir numara yapma kardeşim bana. Ne oldu? Butona bastığında aşağı kontağı açsın, yukarıdan ipuç 0.0. Zaten elimi çekiyorum ondan. Kalmıyor. Elimi çektiğimde de zaten zaman değeri oturmuş oluyor. Öyle değil mi? Son değeri vermiş oluyor. Az önce hani tek tek dizmeye başladım ya zaman öyle. O bayağı kalın gelecekti burada tahtayı falan. Dolduracaktı. Ondan topladım. Ama bu da zaman öylesinin sayısal değerde müdahale etmeyi gösteren bir örnek. Ha, 4-4'lük çalışıyor mu denememiz lazım. Tamam, illa ufak tefek bir sıkıntıları çıkacaktır devredin. Bakları vardır illa içinde. Ama temel mantık bu. Yani ben yazılımı yaptım, götürdüm, koydum, çalıştırdım. Bir seferde, tek seferde olmayabilir. Denemenizi yapacaksınız. Bir başka şey daha, ben nereye müdahale ettim? Gideceğiz sayacağız son değere müdahale ettim. Şimdi bununla alakası yok. Şöyle bir böyle edeyim. Tamam mı? Bununla alakası yok ama ben o an sayılan değere de müdahale edebilirim. Örneğin input 0.0 T37'yi saydırıyor. Evet. Buraya 50, 100 bir şey girdiniz. Sorun değil. Ben aldım bir tane de input 0.1'i koydum. Hafızaların neydi bunların? Word'tü. Yine mod Word'le getirdim. Mesela 600 sayısını T37'ye atadım. Bakın bu sefer neye atadım? Az önce Merkel Word'le Merkel Word 10'la sayacağı değere müdahale etmiştir. Öyle değil mi? Burada yapmış olduğum müdahale sayma sayısına, hayır sayma sayısına müdahale ettim. Bakın şimdi ne olacak biliyor musunuz bunu çalıştırdığınızda? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye giderken, bunu kapadınız bu sayarken, tak diye bunu kapayın açın. Bu 10'daysa 600'den başlayacaktır, 600'dür 602 diye gidecektir. Anlaşıldı mı? Az önce ben şuradaki değere müdahale ettim. Hayır, buradaki değere ben şu anda sabit koydum. Müdahale ettiğimde
o an zaman öresinin saymış olduğu gerçek yer. Bu müdahaleyi zaman öresine yaptığınız gibi word olarak sayıcının sayma değerine veya sayıcının saydığı o anki değerine müdahale şeklinde yapabilirsiniz. Anlaşıldı? Bir bakın bakayım toparlanacak biri var mı? Bunu soracağınız bir kısmı var mı? Süleyman çok heyecanlısın. Bir şey soracağım galiba. Sen şu anda ne olduğunu anlamayla meşgulsün. Tamam mı? Ben şeyler koyuyor topmuşum. Ben şeyi karıştırıyorum değil mi? Bence de Süleyman. Doğru kapısın. Bence de. Bakın. Tekrarlıyorum. Ben burada sayıcının dönüşüyü değişken yaptım. Ulaşacağı son değer bu. Düzeltiyorum. Zaman öresinin ulaşacağı son değer. Son değeri ben bir değişken atadım aslında. Bir hafıza alanı atadım. Ve o hafıza alanı ne yaptım? Sırayla müdahalelerde buldum. Anlaşıldı mı? Yapılan iş şu anda program içerisinde şuradaki sayısal değeri sabitlemeyin. Bir hafıza alanını atamak, o hafıza alanında benim program içerisinde bazı müdahalelerde bulunmak şeklinde. Tamam? Tamam beyler, teşekkür ederim.